Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hizmet rehberinin başı. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatü ebeden daima mukaddime. Risale-i Nur şahs-ı manevisinin mümessili muhteremi, ebedi Kur'an hakikatlarının dellalı, mübelliği ve naşiri olan ve bütün şahsiyetini Risale-i Nur vasıtasıyla biiznillah ebede kadar istifade ve istifazaya medar bir şekilde devam ettiren Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin meslek ve meşrebine dair Kur'an'dan ders aldığı çok muazzam bazı hakikatleri hizmet-i manide bulunan Kur'an'dan ders almış. Çünkü asıl imamın özelliği odur. Kur'an'dan, Allah'tan ve Resulullah'tan direkt alır. Berzah yoktur müceddidlerde. Aradığımızı aradığımız zattan sormalıyız. Bunu gösteriyor. Kur'an'dan ders aldığı çok muazzam bazı hakikatleri hizmet-i imaniyede bulunan nur şakirtleri için bak kimde? Hizmet-i imaniyede bulunan nur şakirtleri için daima tazelenen bir dersimiz. Ve yani geçmiş değil, daima tazelenen bir dersimiz ve her vakit temessük edeceğimiz, her vakit sarılacağımız, değişmez dosturumuz, maddi ve manevi her türlü engeller karşısında muvaffakiyete, rıza ilahiye isal edici en ehemmiyetli rehberimiz manasıyla neşediyoruz, diyor. Çünkü Risale-i Nur'un dairesi çok geniş demiş. Risale-i Nur'un dairesi çok geniş demiş. Çok muhtelif efkar ve mizaç sahipleri bu hizmet safında yer almışlardır. Elbette bütün efkar, bütün fikirler, kanaat, meslek ve meşrepler üstünde makamı sıddikiyette yer tutmuş ve şahs-ı manevi Ali Beyt'in mümessili olarak hizmet-i Kur'an'ın başına geçmiş Üstad Bediüzzaman'ın azami ihlas, azami sadakat, sadakat değil, azami sadakat ve azami fedakarlık manasını ihtiva eden, gösteren ve işaret eden mesleğini nazara vermek lazım gelmektedir. Niye? Bak bir de söyleyeyim. Okuyayım burayı. Manevi Ali Beyt'in mümessili olarak hizmet-i Kur'an'ın başına geçmiş Üstad Bediüzzaman'ın bir sayabilirsiniz. Azami ihlas. İki azami sadakat. 3. Rastgele bir kelimeler değil, azami fedakarlık manasını ihtiva eden, gösteren ve işaret eden mesleğini nazara vermek lazım gelmektedir. Niye? Çünkü hizmet-i nuriyede bulunacak Kur'an şakirtleri kıyamete kadar bir bu dusturlar muvacesinde hareket etsinler. Çünkü dairesi çok genişlemiş, her sahada temsilcileri var. Talebeleri var, müntesipleri var, taklitçileri var, yürüyenleri var. Peki bunları nasıl bir vücut, nasıl bir ordu, nasıl bir cemaat yapılabilir? Tek şart, hizmet-i nuriyede bulunacak Kur'an şakirtleri, hizmet-i nuriyede bulunacak ama, hizmet-i nuriyeden istifade edip de hizmet-i nuriyenin dışında kendi hizmetini koyacak. Sağ başka. Hizmet-i Nuriye'den bahsediliyor.
nur hizmetinden bahsediyor. Neydi bir de okuyayım. Ta hizmet-i nuriyede bulunacak Kur'an şakirtleri kıyamete kadar bu dusturlar muvacesini hareket etsinler. Muvaffakiyetin ve rıza-i ilahiye nailiyetin ancak bu surette mümkün olacağına katı kanaat getirsinler. Hizmetin dışında muvaffakiyet yoktur. Var abi. Rıza-i ilahiyeden bahsediyor. Allah'ın rızası asıl mücedidindedir. Ha, herkesin mücedidi kim ise ondadır. Kimseye taassup yapmıyor. Senin dünyanda mücedid kimse, o zaman muvaffakiyetin onun ekseninde olmalı. Onun ekseninde olmalı. Yoksa orada gözüküp onunla hareket etmemek fiili yalancılıktır. Şimdi Camia-i İslamiye umumiyetle Risale-i Nur'da tecelli eden hakikat-ı Kur'aniye sarılmış bulunmaktadırlar. Hem nevi beşerin dahi cazibedar siyaset hadiselerinin tevafuku neticesinde rahmet-i ilahiye ile hakaik-i Kur'ani yapışacağı emareleri görünüyor. Hem Kur'an'ın hak ve hakikata, akıl ve mantığa dayanan, delil ve hüccete istinad eden ve bütün meselelerini akla tespit ettiren bir kitab-ı mukaddes olduğunu, zeminin her tarafında ve kainat safahatında neşeden, ilan ve ispat eden Risale-i Nur, bugün alem İslam ve insaniyetin nazarı takdir ve tahsinini celbetmiş bulunuyor. Bu itibarla Risale-i Nur'un mazar olduğu külli muvaffakiyet ve mahiyetinin ve Hazreti Ustad'ın mazariyetinin esaslarını ihtiva ifade etmek icap ediyor. Risale-i Nur hizmetinde tecelli eden Rıza-i İlahi ve Tevfik nurlarının tev'ali ve devam etmesi için herhalde Hazreti Ustad Bediüzzaman'ın takip ettiği meslek ve meşrebi, meslek ortada olan laikalar. Meşrep istifade edip onu ölçü, yöntem, şablon yapan kişinin kendi özeli. Kendisi ya, bütünlüğü. Meşrep, maşrapa. Yani dereden su alan tencereyle alır, bardakla alır, kovayla alır. Bu maşrapa, şurup, meşrep. Meslek ise meşrepler farklı olabilir. Herkes zaten farklıdır. Ama mesleğimiz tektir. Ama bu meslek tutulana o meşrep ters düşmeyecek değil mi? Düşmeyecek. Yani benim fıtratım budur. Ben burada sana orada gösterdiği yöntemi uygulayacaksın. Layıkalardan çıkınca meslekten çıkıyor bu. Meslekten çıkıyor. İştirak amali uhreviyeden tamamen bitiriyor. Çünkü kendisi söylüyor. Kendine göre bir şey uyduruyor. Kendisine göre bir şey uyduruyor. Diyor ki ben içtimaiyattaki nur talebelerinin vaziyetlerini tahtur ettim. Uzun olur okumayın. 96. İştirak amal-i uhreviye, yani dünyadakiler ve ahirettekiler, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde olanların bütün sebap birliğine iştirak amal-i uhreviye deniliyor. Bunlara bir tamamiye yekününe sahip olmanın şartları burada anlatıyor. Ne diyor? Bir tanesi sadakat, ihlas, takva, İçtinab-ı kebair ve hizmet. Derecene göre sahip olunuruz. Bu etrafında toplandığımız Risale-i Nur'un mesleğine sadakatla mümkündür.
çok iyi ders yapmak değil. Risale-i Nur'un merkezi, mesleğinin etrafında hareket etmek. Onu ölçü yapmak, esas yapmak, rehber yapmak. Yapamasan bile tevil etmemek, yapamadığın bir şeyi insanlara Risale-i Nur hizmeti diye göstermemek. Bir misal vereyim ona ait. Bir şöyle dağ düşünün. Bir yere doğru gidiliyor halk. Şey var, savaş. Savaş var. Böyle bir ormanda kaçışılıyor. Bombalıyor gavur. Çoluk çocuk kayboluyor. Yani fakat kaçıyorlar Anadolu'ya doğru, İstanbul'da. Ormandayız. Fakat hepsi mutahhir. Acaba Sinop'a doğru mu geldik? Ankara Eskişehir'e mi iniyoruz? Yani ormanda nereye gideceğini belli değil. Nerede ne var, nereye çıkacağız? Orada itimat ettiğin, güvendiğin bir insan, sesi, kendisini görmesen bile, orman, hey, hey, ben buradayım burada. Aa, bu Hasan kardeş mi falan? Heh, onlara ne olur? Orada olduğunu, onların giderken yollarının yanlış veya doğru olduğu zanları vardı. Beni ileride görmeleri veya beni oralarda görmeleri, onlara orada güven verir, sıkıntıya tahammül gücü verir. Aa, abi burada. Onun için gelişen hadiselere, içtimai hadiselere, hey ben buradayım, kimsin sen, bunu tutanım, buradayım, tamam, ha orada olmam lazım. Eğer söylemesi gereken insan, yani içtimai gündelik hayatında yön vermek, doğruları göstermek, aldanmasına mani olmak, içtimai cambazlardan onu kurtarmak vazifesi hizmette bulunanlarındır. Hizmette bulunanlar bunları göstermekle yükümlüdür, bağırmalıdır. Hey! Buradayım burada! Tamam tamam tamam, hemen onlara çoluk çocuk, kadın, ihtiyar hemen seni gördü, hem güven olur. Tahammül gücü de olur. Güç olur. Nerede olunması gerektiğini öğrenir. Çünkü herkes böyle tahkik yapamaz. Çünkü %80 taklitçidir diyor usta. Tahkik değil. Kastamonu'da anlatıyor. %80'i taklittir, avamdır. Bu kimden bahsediyorum? Toplumun halkından bahsetmiyor. Nurcuların içinde %80'i taklittir. Tarikatçıdır. En büyük tarikatlardan bir tanesi Nurcular için. Zaten 12 hak tarikatın hakikatine cami olduğu için. Orada diğer tarikatta şeyhim diyordu. Burada abim diyor. Aynı şey. İsim değişikti. Abi şeyh aynı şey. Ustad, hoca. Hocam böyle dedi. Dine mi gayr? O olsun canım, hikmeti var. Peki tarikatta bir farkı var mı? He? İsmi farkı. O ismi. Hoca denmiş. Şeyh denmiş. Şeyh yerine abi olmuş. Bu abi dedi, Hasan abi dedi. Hikmeti var canım. Size bir şey söyleyeyim mi? İçim yanarak söylüyor. Laikaları ve Risale-i Nur'un meslek ve meşrebini öne çıkarıp ders yapanların, laikaları kaldıran eller, hizmetin içinde bulunan bazı hasetçiler tarafından koparılmaya çalışılıyor. Dışarıdan değil. Benim en büyük düşmanım, hasetçim, komünistler değil. Bu derste hoşlanmayan komünistler hiç dinmezler. Zaten böyle bu videoya girmezler. Bunu iddia edenler yapıyor. Çünkü içeride ne halt ettiğini, tamam, nasıl bir insanların hürriyeti şeriyesini kaldırdığını, nurculuk adına ne kadar kendicilik yaptığını, abi, mesela abilerin yanında olanlar, ustadın varislerin yanında, abilik yaparken, abicilik diyorlar, abicilik yapmak niyetinde olduğundan, onun zaten hayali gitti, vay vay kaldı, yıktı yani. İl abiciliği pompalayıp külliyatı unutturanların, o adınız gibi, inanın aynı şu zihniyetleri var, abilik yapmak istediklerindendir, abicilik yapıyorlar. Eğer nurculuk ve kastamonuculuk, emirdağcılık olsaydı, şimdi Türkiye'nin rengi böyle olmazdı. Abilerin yanındaki Risale-i Nur'un meslek ve meşrebini değil. Eğer
Abi, abi diye pompalayanlar abilik yapmak istediklerindendir. Çünkü onlar, onlar vasıtasıyla gelecek nazar kendisine gelecek. Abinin yanında olan şey de var. Arnavutluk'ta, Makedonya'da Allah rahmet etsin Kemal abi anlatırdı. 90 yaşındaydı, buraya gelirdi. Kendisi Tito'nun zamanında askerdi. Askeriyedeydi vesaire. Biz dedi ikinciyiz. Onu böyle ikinci sırada olan kabul etmezdik dedi Arnavutlar böyle. Askerde de öyle vardı. Bir! Mesela. Birinci! Yaparsın şeyine doğru. İkinci! Yanındakine söyler düzeltirsin. Askerlik yaptığınızı biliyorsun. Birinci! İkinci! Birinci! İkinci! Türkiye'de bir! İki! Bir! İki! Aynı böyle sağdan say. Yapılırken şöyle yapmış. Birinci! Diyor ben onun yanındayım. İkinci nasıl diyeyim? Biz dedi ikinci hiç olmamışız. O da dedi onun yanındaki. İşte abicilik laikalarla beraber yapsa başımın üstündesin. Bunu unutup hatıralar kır geziyor, kırla geziyor. Hatıralar WhatsApp'larda yazılıp gönderiliyor. Hiç laikalar ki yok, var mı yok. Bir de bunu anlatanlara da hususi meşe. Cadde-i Kübra'da değil. Sikolastik sıkışmış. Dünyanın gerçeklerinden haberi yok. O sözüm bunadır, buna. Buna gidiyor. Hususi meşrepmişim. Laikaları öne çıkarttığımızdan dolayı. Hususi meşrepmiş. Nurculukla alakası yok da hususi bir şey ya. Yap işte. Neymiş? Enfusi tefekkürü dersler hususi meşrepmiş. Külliyatın ruhu sana açılır mı daha? Külliyat sana lanet ediyor. İsa-i Nur külliyatın şahsı manevisi canlı ve ruhludur. 29. sözde enfusi diye bir bab var zaten. Enfusi delil, afaki delildir. Ayet-i Kübra komple enfusi değil midir? İmam-ı Rabbani'ye gidip diyor şey yaptık, aradığımızda sor. Bunlar hep enfusidir. Birinci bab dağlardan, tepelerden soruyor. Zahirdir. İkinci bab tamamen, ikinci makam yani. Tamamen enfusidir. Aradığımızdan sormalıyız. Ne demek bu? Enfusi tefekkür, inceden ince tetkikat yap. Afaki tefekkürde icmali geç. Eğer tersini yaparsan batar gidersin. Tamam. Acayip bir şey. Ya. Maalesef Risale-i Nur'u iddia edenler Risale-i Nur'a muhalefet hareket ediyor. Ne ile anlaşılıyor? Laikayı nazara vereceksin. De o. Ölçü sana sorulduğu zaman burada böyle yazıyor diyeceksin. Burada böyle yazıyor. Burada böyle yazıyor. İnsanlar adam dinlemeyi değil, hakikati dinlemeyi öğrenmeli. Kitaptan bakmalı artık. Abi böyle dedi. Uçurtmalar uçuruluyor. Şu abi dedi ki, seferde Üstad Hazretleri namazı kastettirmemiş. Onu tankeme anlattı. Hiç beni alakadar etmiyor, enteresan da etmiyor. Kim ederse desin. Demişse ki kimseyi yalanlamıyorum, ona hastır. Said Nursi'nindir o, Bediüzzaman'ın değil o. Said Nursi'nin o zata özel söylediğidir. Beni ve nur talebelerin alakadar etmiyor. Hatıralar bizi yönetmeyecek. Risale-i Nur'u susturulmaya, unutulmaya, laikaların ortadan kalkıp, kimin ne dediği belli olmayan, arada çok güzel böyle kelamlar, parlak kelamlar sıkıştırmaya zemin olan hatıralar uçuşturuluyor. Uçurtmalar gibi. 27. sözde ne diyor? Seferde aynı namaz kastedilir diyor. Aynı hikmettir. Diyor mu demiyor mu? Şimdi Risale-i Nur'la hatıra çarpışırsa hangisini alacaksınız? Risale-i Nur alacaksınız size. Ne uzubillah diyor, Said de diyor. Lisan aleyhine dönse siz sadakatınızı bozmayacaksınız. 125 emir daha bir. Emir daha bir 48. Said Nursi de bir nur talebesidir. Bediüzzaman değil. Bediüzzaman Risale'nin ortaya çıktığı bir zemindir. Risale'nin mucidiptir.
Ben Risale-i Nur'a nasıl bağlıyım? Tabiysem Said Nursi de buraya bağlıdır. Emirdağ 1-125. Ben bir nur talebesiyim diyor sakal meselesini 48. sayfada. Benim kusurlarım ona mal olmaz. Çünkü baki hakikatler fani şahısların üzerine bina edilmez. Ulan bunu başbakan her tarafta söylüyor. Bunu da mı duymadınız siz? Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez diyor Risale-i Nur'da. Ya o bile ya. O ayıp yani. Siyasi bir lider hizmet edenlere ders veriyor adeta. Baki diyor hakikatler fani şahısların üzerine bina edilmez. Ya maalesef komünistlerden bahsetmiyorum. Laikalar ders yapacak kişi yapmıyor, yapanı da eleştiriyor. Öyle bir garip, tuhaf asırdayız. Öyle acayip, garayip. Barla da ne güzel diyor. Diyor ki, bu ahir zaman çok şey doğurdu, çok şey de doğurdu. Laikalar da ders veriyor, söyle diyor. Hususi meşrep, şov yapıyor. Ya yani kendisini asbiye gösteriyor. Lakas, hep kaynaktan bahsediyorum. Allah'tan kork ya. Her iki cümlemde bir kaynak söylüyorum ya. Ya yeri açıp gösteriyorum. Yani bir kafayı kaldırıp da anlattığım şey hep kaynaklı söylüyorum. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hiç mi kul hakkından çekinmiyorsun? Hiç mi aşırı meydanında ustadın huzuruna ne diyeceksin ya? Laikalar nazara veriyorum. Adam hususi meşrep diyor. Laikalarsız olmaz, yürülmez diyorum. Kendisine has bir meşreptir diyor. Laikalardan bahsediyorum ne diyebilir misin? Hayır diyor. O öyle diyebilir diyor. Çünkü onun hitap ettiği saha çok büyük diyor bir tane başkası. Biz diyor laikaları okursak kavga çıkıyor diyor. Bu dershanedeki adama vakıf bu da. Kavga çıkıyor. Kavga çıkıyormuş. İnanın bana. onlar içinden bir tanesi de saf saf soruyor. Abi ya laikalar okunca kavga niye çıkıyor? Ne kavgası dedim. Kavgayı kaldırmak için bu. O olur mu abi dedi ya, bizim abi böyle dedi. Hangi abi dedi? X böyle dedi. Allah Allah. Ona bir yanlışım var. Verin telefonu bakayım. Ondan sonra. Ya dedi bizim cemaat buna müsait değil dedi ya. 16. sözü anlatmaya müsait. Miraç Risalesini anlatmaya müsait. Dostlarla bunları anlatmaya müsait değilmiş. Niye değil kardeş? Ne zaman öğrenecek? Küçükken giydirmiyorsun çocuğu, büyüdüğü zaman giymiyor diyorsun. Küçükken alıştırmadın çocuğun. Allah Resulü diyor ki, küçük çocuğun hayal yerleri büyükleri gibidir. Giydirin diyor. Çocuktur giydirmiyorsun, büyüdüğü zaman giymiyor diyorsun. Ya ne acayip bir tuhaflaşmışız ya. Veya yapan da şöyle. Elde böyle aynı. Şurada bir şey oku da, bir layık oku da git. Almanya Münih'ten, Türkiye'den gelmiş bir profesör. Münih'te de, yeri de söylüyor, ders yapıyor. Bir ders yaptı ki, abi bir de laika dersi yapar mısın diye cemaat tabii haklı olarak böyle bir desti. Bir imani ders yaptı, Allah razı olsun ya, iyi. İkinci ders için, abi bir de laika yapar mısın, öyle alışılmış cemaatta. Bir imani ders yapıyor, bir laika. Ne dese inanırsın profesör, Türkiye'den. Ya diyor ne laikadan ders mi olur dedi ya. Bu diyor kim iki kişi arasındaki hususi bir istifadelerini birbirine arz ettikleri bir şey dedi ya. Bir serbest kürsü olarak düşünebilirsiniz diyor. İngiltere'deki gibi. Herkes gelip o kürsüde 10 dakika konuşabilir diyor. Hem bu hususi diyor. Ondan sonra Ustad Bediüzzaman Hazretleri diyor hususi kardeşlerine, talebesine hususi iş yaptı. Ya diyor bunlar şey bunlarla ders olmaz dedi ya. Şimdi bu dersi hoşuna gider mi o adamın? Bu dersi duysa. Ne diyecek? Direkt ucum edemiyor. Vicdan da bırakmıyor. Hususi meşrep hususi. Cadde Kübra değil. Cadde Muzami Ümmet Cadde Kübra'dan gider. Mektubattan ezberlemiş o. Mehdi meselesini. Muzami Ümmet Cadde Kübra'dan gider. Biz karabalığız. Hatta bunu hadiste de var. Ayette de var bu işe. Onlar diyor kendilerini haklı göstermek için mezardakileri de göstermişler. Bak biz çoğuz. Onlar da bizdendi. Haklılık çoğunlukla ifade etti. Efendim şimdi. Onu diyen adam aslında yani profesör milleti blok ediyor abi. Niye biliyor musun? Bunu kapat.
Ben konuşacağım. Peki gelişen hadiselerde nasıl yön verilecek? Nerede, kime ne yapacağız? Nerede duracağız? Kimin yanında duracağız? Kime karşı duracağız? Ben size ne söylüyorsam orada duracaksınız. Ya bu ne diyorsa duracaksınız onun yanında. Bu ne diyorsa bunun yöntemiyle hareket edeceksin. Bunu unutturdum. Ben ne diyorsam öyle yapacaksınız. Gören kişi layıkayı görünce mesela kitap okuyor olduğunu. Şimdi mesela koca bir abi. Koca bir abi. Hiç aklını alır mı? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermedi bu seçimde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin destekleyici harekette bulundu. Gitti milli şeye verdi. Büyük Birliğe verdirerek, Saadet'e verdirerek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni potansiyel durdurma olacak partiye, Ehvenişer, şer olan partiye, o da ama Ehvenişer. Orada olması gereken potansiyel olarak ki CHP'nin karşısında olacaklardı. Burada olması gerekenleri burada yapmayınca nerede olursa olsun CHP'yi destek vermiş oldu. Bu abi ha. Peki bir abisin şeyde bu ders yapıyorsun. Böyle seçimlerde Risale-i Nur'da yön vereceksin. Ehven-i Şer kim? Azam-ı Şer kim? O da şey. Demese bile suçtur. Demesi suçtur. Niye? Ustad bunu söyledi Risale'de ve eyleme götür diyor. Hasta hasta gitti demokrata attı. Yazıyor. Ondan sonra sizin aman ona zararınız dokunmasın, menfaatınız dokunsun. İkinci emirden de Ehven-i Şer deyiniz ve veriniz diyor. Sizden zarar görmesin diyor Ehven-i Şer diyor. Ta ki diyor Azam-ı Şer gelmemesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına duran buradaki sağdan yana. Bu da şer ama bu Azami, bu Ehven. Ona göre. Ha, bunun yanında olacak adam, bir şey anlatmak için söylüyorum. Bunun yanında tutmuyor, direkt utanıyor. CHP verdi diyemiyor da. Çünkü hepten ayuka çıkacak bunun maskesi. Bunun maskesi. Aslında bu adam, bu abi CHP'lidir bu kafa. Çok iyi biliyor bunun ne yaptığını. Fakat milleti diyemiyor CHP verin diye. Ama ağlayan, nasıl oluyorsa Fethullah Gülen demişler. Hiç güldüğünü ben görmedim de. Hep ağlayan hasta su ismi o. Şimdi adam öyle demiş. Bununla bunu aynı demiş. Fark etmez diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile demiş. AK Parti, diğer parti. Hiçbir fark yok diyor. Aynıdır diyor adam. Videosu ben bizzat dinledim. Yani imanla küfür aynıymış. Namaz kılanla namaza düşman olanlar aynıymış. Başörtüyü serbest edenlerle başörtüyü meclisi taşıyıp düşmanlık yapanlar aynıymış. Şu anda hala anayasada yani. Okullarda Kur'an-ı Kerim ve siyer dersi kalksın. Okullara konmuş biliyorsunuz. Kalksın diye anayasaya başvurmuş CHP. Duruyor o. Başvur Merve Kavakçı vardı mecliste. Mecliste veya bu 80 sene Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtü meselesinde. Başörtü meselesinin en iyi anlayan Mustafa Kemal'dir. Milyonlarca insan asmış adam. Çok iyi biliyor. Tesettür ne demek olur. Şimdi ona bunların aynı olduğunu söylüyor adam. Fark etmez diyor. Allayan adam öyle diyor. Fark etmez. Şimdi bunu takip eden ve Risale'de ders yapan, topluma hitap eden adam, bu insanlara yol göstermesi, ortada kalma müteahhitlere, insanlara, budur bak ustad böyle demiş, bak burada böyle yazıyor. Kendi kafanda değil. Göster bak burada böyle yazıyor, burada da böyle yazıyor, burada da böyle. Ha böyledir yani. Çünkü bu azam-ı şer gelmemesi için ehven-i şer gelmesi lazım. Ha, şimdi gidip de buraya ver diye demiyor, aleyhinde bulunuyor. Öyle bir abi ki bunun aleyhinde bulunduğu kadar buna hiç bulunmuyor. Gidiyor bu diyor ki büyük birliğe verin, saadete verin. Niye? Bu reyler buraya gitti. Çünkü bunu durduracak bunlar değildi, buydu. Bunu durduracak yerde olmayan herkes bunun yanındadır. Bunu bilmiyor, biliyor. Biliyor. Niçin gündeme getiriyoruz? Öyle bir izah etmem lazım ki bu meseleleri sizin kafanızda travma olup adamların maskesini net görmeniz lazım. Müslümanla kafir iki zıt kutuptur. Nettir. Münafık ise ikisini cem edendir. Kah burada durur, kah burada durur. Münafığın özelliği o. Ben bunları size gençler anlatmasam siz geleceğe nasıl adım atacaksınız? Peki nasıl oluyor? Laika okunmuyor. Okusa okutur. Okuyan okutur. Okuyan okuturur. Bir şeyi hoşlandı mı? Hey bu çok acayip tatlı abi için. Der. Okuyan okutur. Okumuyor.
Ha, niçin anlattım? Demesi gereken kişi demese o makamda, ondan sonra öteki tarafa hizmet etmiş olur. Dediği ama ne kadar? Dediği, ustadın risalede dediği kadar. Acayip ya, garayip, tuhaf. Şimdi koca koca sakallı insanlar gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy attı. Koca koca adamlar, nurcular gittiler. Ehven-i Şer'i vermesi gereken azam-ı şer'i destekleyici şeylerde bulundular. Büyük birliğe bilmem nerede bulundular. E sana mı kaldı Hasan? Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz nurcuyuz kardeşim. Biz Risale. Ha bunu dinlersin dinlemezsin. Risale-i Nur'u dinleyeceksin. Adam bak kişiden kişiye diyor özel mektuplar diyor. Bunlar ders mi olur diyor. O da gitti. Demokrat atıyor. Yeni Asya'dan bir profesör yani. Yeni Asya'dan gitmiş bir profesör. Demokrat atacaksın. Demokratların zaten parti de yok gibiydi. Gidiyor Müslümanların ne yapıyor? Bilmiyor mu? Bu demokratın bunu durduramayacağını, bunu durduracağını bilmiyor mu? Biliyor. Peki bu reyi buraya atmayın, atmasam buna mal olacağını bilmiyor mu? Biliyor. Peki bilerek vicdanı nasıl rahat? Onu ben size bırakıyorum. Varsa vicdanı, onu size bırakıyor. Unutmayın. Burası Müslüman, burası kafir. İkisi zıttır. Münafık ise ikisini cem eder. Kâh Müslüman gözükür, kâh kafir gözükür. Her yerdedir o. Bunun gibi zıt kutuplarda değildir. Ha, doğru, doğru yerde olabilir. Laikalardan başka hiçbir şansınız yoktur. Hep alet edilirsiniz, kullanılırsınız. Öyle bir hale getirilirsiniz ki nurcular, nurculuk içindeki bir meşrep din olur. Din oluverir. Onun dışında herhangi bir nurculuk meşrebinden Risale-i Nur kaynaklı eksenini derslerden bile istifade etmeyi batıl kabul edersiniz. Hangi meşreptesin? Şu, onun dışında nurculuk yoktur demeye başlarsınız. Oysa Risale-i Nur'un sahası çok geniş. Çok geniş kimisi. Oradan istifade edin kimin? İstifade etmenize o kadar mani, hatta onları nurculuk düşmanı, Risale-i Nur'a zarar veriyor ithamı bile yaptırırlar, yaparsınız. Onlardan kurtulmanın yolu o at hırsızcıları ve yol kesicileri diyorum. Nurcuların yol kesici. Bu ondan, bundan başka, buna sarılmaktan başka şansımız yok. Ustad da öyle diyor. Benden görüşmeye ziyade diyor, Risale okursanız 20 derece daha fazla istifade eder. Risale-i Nur'a sarılmaktan, hasreten laikalara sarılmaktan başka şansımız kalmadı. Çünkü hiç kimse ayranım ekşidir demiyor. Risale-i Nur'un hizmetinde tecelli eden Rıza İlahi ve Tevfik Nurlarının tevali ve devam etmesi için herhalde Hazreti Ustad Bediüzzaman'ın takip ettiği meslek ve meşrebi yarım asra yaklaşan uzun bir hizmet devresinde muhtelif hadiseler, şiddetli tazikat ve hücumlar karşısında maddi ve manevi engeller içerisinde takındığı tavır Ustad, niyaz ve yaşadığı halet-i ruhiye ve gösterdiği azim ve sadakat gibi ahvali olan sıdıkiyet mesleğidir ki, nur talebeleri için ehemmiyetle bilinmek, anlaşılmak ve yaşanmak icap eder. Çok dikkatle üzerinde durulması, tefekkür edilmesi gereken bedihi bir hakikat vardır ki, o da şudur. Risalelerde, mektuplarda, laikalarda defalarca, Risalelerde, mektuplarda, laikalarda defalarca yazıldığı gibi mübarek üstadımıza müracaat edenler ve ziyarete gelen bütün ziyaretçiler hemen umumiyetle daima görüyorlardı ki üstadımız onların nazarlarını Risale-i Nur'a tevcih ediyordu. Ustada gittikleri zaman hemen nazarlar Risale-i Nur. Ben yok Risale-i Nur, ben yok Risale-i Nur, ben yok Risale-i Nur. Acayip bir şey. Şimdi Lazlar'ın ağzı gibi oldu. Laz hocalar öyle yaptı bir gün. Kızmasın ben lazım. Adam vaaz ediyor.
Orada bal var ve çay var. Cemaat, çayın da öşürü var, balın da öşürü var ha. Öşürü var ha. Acayip bir şey. Bir sana sadık olun ha. Sadık olun ha. En büyük ihlassızlık dersi İhlas Risalesi'ne yapılıyor. Onlar var ya, en büyük adavet dersi Uhuvvet Risalesi'ne yapılıyor. Aynı böyle. İttifak etmiyorlar ya. Bir Allah Allah. Bir vücut olmuyoruz ya. Nerede? Burada. Burada olacağız. Fark etmez. Bir odada olmak ittifak değil ki. Aynı şeyi yapmak. Aynı şeyi söylemek. Aynı şeyi düşünmek. Ben şimdi bu laflarına hiç kimse gücünmez. Kim gücünür? Geçen yazı yazdığım gibi. Hırsızın elin kesilmesi hakkında şeriatın, dinin veya Türkiye Cumhuriyeti'nin hırsızlar hakkında verdiği cezayı yükseltmesinden kim kızar, kim gocunur, kim rahatsız olur? Söyleyin bakalım. Hırsız. Sen peki hırsıza verilen cezadan rahatsız oluyorsan o zaman sen de hırsızsın. Bu dersten rahatsız oluyorsan sen de layıkayı böyle yapmışsın. Başka şansın yok bunun. Sen de hırsızsın. Nur'un hırsızı sensin. Çünkü ben, ama diyeceksin ki sen bunları yalan söylüyorsun. Böyle iştirak amal-i uhrevi yok. Yani böyle bir kaydı yok külliyatta. 5 tane kaydı yok. Sözlerden anlayabilir misin? İştirak amal-i uhreviyenin kaydesini nasıl anlarsın? Yani sen 10. sözü bilmeyebilirsin haşri. Kader risalesini iyi anlayamayabilirsin. Ahirette bedeli yok. Miracı iyi anlayamayabilirsin ama hizmeti anlamazsan, iştirak amal-i uhreviyenin kaidelerini bilmesen ona uygun yaşayamazsın ve orada sevap alamazsın cemaattan. Layıkaları bilmek zorundasın. Çünkü eylem anlatıyor. Yapma. Yap. De. Deme. Bak. Bakma. Şunu dinle. Ben ne yapacaktım ya? Öyle şeyler uçuruluyor ki. Bir tanesini söyleyeyim. 1986 Fındıkzade Ders, 1985-86'da Fındıkzade Dershanedeyiz. Hekimoğlu İsmail abinin pazartesi evi ders var. Koca Mustafa Paşa'da. Yer ve hep söylüyor. Kimseye yalan söylemedim. Bilerek. Ne diyorsa aynı. Yemin ederim külliyatımız. Demem yani. Yalan lafzı kafirdir. Risale böyle geçiyor. Ben size anlatıyorum şimdi. Yer söylüyorum. 1986 Fındıkzade'de kalıyorum. O tarihte hangi ay bilmiyorum. Hekimoğlu İsmail abinin evinde pazartesi dersi oluyor. Anadolu'dan bir abi geldi. Böyle dolaşıyor. Dolaşıyor, hatıralar naklediyor. Tamam. Şevke vesiledir. Ama külliyatla çatışmayacak hatıralar. Külliyata zıt olan hatıralar asla. Atın çöpe. Külliyata çatışan hatıraları atın çöpe ne olur. Hiçbir değeri yok. Şeye benzer o. Mailleri atarlar ya, WhatsApp atarlar bilmem ne. Efendim türbedarı Nebevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Ahmet varmış da işte rüya görmüştü. Yemin billah bunu yaymazsanız, yedi kişiye yaymazsanız eviniz yanar. Olan salak, olan dinimiz artık rüyasına mı kaldı adamı? Adamların rüyasına mı bağlı şimdi? Yok evin yanar, zıkkımın kökü yanar senin. Neyin? Bunları bir de benim saf Müslümanım yayıyor. Zınık. Niçin yapıyorlar bunu? Dindeki kutsiyeti yok etmek, bu tür şeylere revaç etmek, nazarı çevirmek böyle. Bizde doğruluk ölçüsü külliyat değil. Edile şeriyedir. Nurculukta laikadır. Nurcuların ilmihali laikalar. Gelmiş Anadolu'dan bir abi, tamam. Ders yaptı Allah razı olsun. Hatıra. Derste ne hatıra? İkinci ders. Bir hatıra naklediyor. Hatırayı aynen atlatacağım size. Elimden geldiği kadar. Hulusi abiye bir tane fizik öğretmeni gelmiş. Hanım. Nur talebesiymiş. Febiha. Efendim ben demiş Risale'nin tanıdığım elhamdülillah ustadıma talebe oldum. Ustatsa. Siz ustadımıza bildiriniz. Ben öğretmenliği bırakayım bırakmayayım mı malum. O sınıfa nasıl çıkacağı belli. Fizik öğretmeni. Bu hatırayı nakledince duyacaklar, orada olanlar hep hatırlarlar bu şeyi, hatırayı. Biz de laikacı büyütüldük. Yani laikalara sahiplenme.
dostum. Öyle büyütüldü. Hulusi abiye demiş. Ustad şey demiş. Ha ustada dedememiş. Abi demiş bırakayım demiş okulu. Bu ciddi bir meseledir. Ben bunu cevap veremem. Mesuliyetim alemesi var. Ustadıma mektup yazmam lazım. Ustada mektup yazmış. Bir hafta sonra veya 15 gün sonra kadın geliyor. Buyur abi demiş. Ne dedim? Ustad demiş ki, demişmişmiş ki gerçi o okulda o şekilde çıkması haram. Maneviyat çok gider. Ama kefeye koy kantara. Orada iman hizmetini anlatacak, davayı anlatacak, Kur'an'ı anlatacak, Risale'ni anlatacak. O karı fazla olacağından kantar, devam et. Demişmişmiş ki. Sağ ol abi demiş gitti. Ben bunu diyor Hulusi abiden duydum diyor bu kulağımda. Abi anlatıyor. Kocam ustabaşa'da. Böyle ha öyle mi ya falan şey yapıyorlar. Ben durabilir miyim? Ondan sonra abi bir şey sorabilir miyim? Tabii herkes güldüğüne göre biz de tabii orada bir şey beklemiyor ki böyle. Bir kardeş dedi. Abi Allah razı olsun dersinizden hatırlarınızdan çok istifade ettik. Ben de istifade ettim ama kırma dökmeden anı. Ben bunu bir yerde anlatsam hatırlayı. Falan abi falan yerde böyle bir hatıra nakletti diye ben nakledeceğim sevdiğim için. Hoşuma da gitti bu. Nakledeceğim. O içinden bir tanesi çıkıp bana dese ki bunu söylemek de ben diyorum tabii ona. Kastamonu 148'de takva, menihattan ve günahlardan iştinab etmek. Risale-i Nur hizmetinde esas değil, usul esastır. Esas da değil ha, esasın esasıdır. Menihattan ve günahlardan iştinab etmek takva, esas değil nurcularda, usul esastır. Bana orayı gösterse, 24. lemada kadınların kalası çarşafıdır. Tam 24. lemada 4 yerde kadının kalası çarşafıdır diyor. Buraları bana gösterse, abi bu hatıra, bu külliyatla çatışıyor derse, ben ne diyeceğim diye sizden öğrenmek istiyor. Maşallah kardeşler böyle olacak işte. Üstad böyle bir nesil yetiştirmek istiyordu. Tahkik, Risale-i Nur'a bağlı, sorgulayıcı. Tabii hop derken o hiç alakası olmaya beni yıka, yallama, ta gıcırdamasın. Hop böyle maşallah hakikaten tahkik mesleği öyle ki Risale'de tahkiktir, haşir meselesi tahkik oldu. Hop tahkike girdik. Hiç cevap da yok. Ya. Kardeş, eşek olursan semer vuran çok olur. Sen eşek olma yeter ki semer vuran çok olur. Bir daha bu cesaret edebilip o abi anlatabilir mi? Buna gelen çıkar bir tane manyağın birisi böyle biz şu olur diye cesaret edemez. Belki ben burada konuşuyorum. Peki külliyata zıt bir şey söylersem ne olur? Kafama vururlar. Ha bana şöyle hitap etti. Hiç kale almıyorum onu. İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun, kale almam kardeş. Hiç değerli yok. Ama Allah şahit olsun. Senin inandığın Allah'a da şahit yapıyorum. Sen bana söylediğimi külliyattan ve şeriattan şuraya ters söyledin. Çünkü dine de bu şurası zıttır. Külliyatın şurasına zıttır dersen nazara almasam Allah beni kahretsin. Alıyorum. Eğer hakikaten videoda o hata yapmışsan videoyu çökertiyorum. Tak da iptal ediyorum. Ve özür diliyorum. O ya ana sayfada veya sana yazıyorum veya o şeyi siliyorum. Ama hiç böyle tahkik etmeden komple toplancı iftira ediyorsunuz, yalan söylüyorsun böyle şey. Hiç kale almıyorum. Hiçbir delil yok. O sözü delilli olmayan şu videonuzda demeyeceksin. Şu videonun şu saat dakikasında. Ben kalkıp da video dinleyecek zamanım da yok. Sen dinlediğine göre iddia ediyorsun. İddia tamam iddia davasını ispat etmelidir. Ben sen acaba öyle midir diye ben 2000 tane ders oturup dinleyemem. Çünkü iddia eden sensin. O zaman diyeceksin abi 46. dakikasında şu sözü söyledin külliyata zıt değil mi? Sana kurban olurum, minnettarım. Allah senden razı olsun. Beni mesuliyetten kurtardın. Allah razı olsun senden. Diyorum demesem inan bana. Diyorum ya. Sana orada dua ediyorum. Sağ ol Allah razı olsun. İyi yaptın diyor. Ya böyle birkaç tane yazıcı kardeşlerden geldi. Tak bitirdi. Öyle videolar da var yani.
Sait Özdemir abinin Ermeni dönmesi, şey Yahudi dönmesi olduğunu söylüyor adam. Bir de bak, Vimo'da var. Oysa Sait Özdemir abi hemen külliyatta. Sen niye hemen Hasan atlıyorsun? Ben Risale-i Nur talebelerini, haseten ustadın varislerini bir şey geldiği zaman hemen savunma ihtiyacı refleksim oluyor nasıl oluyorsa. Hemen kendi Nur Genter'de bile savunma yapılmadan ben hemen yaydım. Öyle mi? Gittim. Hemen kendisine gece yarısı telefon ettim. Abi dedim, Seyit demiyor, Tüllolu Sait diyor, küllata geçiyor. İki tane vasiyet var. Ustad, vasiyetimde Tüllolu Sait. Ama Seyit demiyor. Seyit misin? Evet kardeşim dedi. Hem ana hem babadan şecereyi de söyle. Abi dedim, belge istiyor. Hemen gönderdiler belge. Tak diye koydu. Allah Resulü'nün torununa Ermeni dönmesi diyor adam. Bunu da Hüsrev'i abiye dayandırıyor. Bilmem nereye dayandırıyor. Bak Vimo'da ya. Bak böyle bir iftira. Ha ne? Hani niçin bunlar örnek, realiteden gösteriyorum. Sendeki bu heyecan ne? Heyecanım, hassasiyetim, Risale-i Nur'a yapılan hücum. Risale-i Nur'a direkt yapamıyor zındıklar. Bunu kaldıran ele hücum ediyorlar artık. Bunu kopartırsan ha düştü. Bunu kırdın ya. Buna bir şey yapamıyorlar. Kur'an'a bir şey yapamıyorlar. Kur'an'ı tutan eli kırmaya çalışıyorlar. Risale-i meslek ve meşribini öne çıkartmaya çalışan layıkaları yapanlara şöv yapıyor diyor. Hususi bir meşrep diyor. Layıka mesleğine hususi meşrep diyor. Şimdi doğru. Ne halt işleyeceğim belli değil. Layıkalarla ders olmaz. Layıkalarda ne dersen bir kişiden kişiye yazdı. Hususi hissiyatını belirtmiş diyor. Ne dersi diyor. Tabi bu ders hoşuna gider mi bunun? İki tip hangisi hoşuna gitmez? Bizim cemaat Nurcu'nun ta kendisidir. Bunun dışında olan gittin. Cemaatine taassup eden, onun dışında hani din gibi gösteren, Nurcu'nun ta kendisi gösteren bu derste hoşuna gider mi? Ben derste diyorum buraya gelmek zorunda değilsiniz ya. Nereden istifade ediyorsanız gidin. Ama bir yerde mutlaka olun. Sufaya mı gideceksin, Hamide'ye mi gideceksin, Meşverete mi, Sungur abiye mi, Kurdoğlu'na mı? Git kardeş, git istifade et. Diyor muyum, demiyor muyum? Böyle niçin diyorum? Kardeşim dava değil ki, Nurculuk dava değil, şey, dava değil, dava İslam'dır, dava içinde Burhan'dır diyor 26. Mektupta söylüyor usta. Dava içinde Burhan. E şimdi Nurculuk dava değil, Burhan'dır, Burhan'ın içinde bir meşrepsin sen. Nasıl din diye yaptın ya. Çapına bak sen. Kardeşim bunu öyle çıkaracağım. Devam etmek istiyorum. Sade tarihçi girmiyorum. Gündelik sıkıntıları nasıl giderileceğiniz... Zannediyorum ki böyle gidelim. Külliyata sahip olarak. Herkes külliyata sahip olmayı diyor. Hayır, layıkalara sahip olarak. Ölçü alacağız, okuyacağız, A4 alacağız, not alacağız. Yapmam gerekiyor. Kastamonu'yu okurken şöyle yapacaksın. Ha, sayfa 33. Yapmamam gerekiyor bunu. Sayfa 93. Yapmam gerekiyor. Sayfa 155, söylemem lazım. Sayfa 203, söylememem gerekiyor. Böyle yazacaksın, defteri tutacaksın. Ya. Bak, ne çıktı biliyor musunuz? Ne çıktı? Çevirdim ya böyle. Her şakirdin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur. Ya. Sayfa 202. Risale-i Nur'un zararına ve şakirtlerinin salabet ve metanetlerine ilişecek bir tarzda dairenizin içine sokmayınız bu nurcuları iddia edip de. Öyleler niyeti halisiyle girmese belki futur verir ve enanet forsuz devam ediyor. Risale-i Nur tarikat değil, hakikattır. Ne çıktı? Neler çıkmış yani? Şuraya bak. Allah Allah. Ya, harika ya. Hastayım. Çok dikkatle üzerinde durulması, tefekkür edilmesi gereken bedi bir hakikat vardır ki o da şudur. Ben buraya gelen bir cümle söyleyeceğim. Senin bu tehevürün, bu heyecanın, bu kızban. Kardeş, 50 küsur yaşındayım. Parküre yandan girmedim. 17 yaşında girdim. Nurculuk adına... Ben nurculuğu ruhumda hissediyorum. Sen istersen şov de.
nurculuğu hissediyorum. Sanki o Risale-i Nur'a bilerek yanlış yapan kişiler, ona dokunmuyorum. O bilmeyebilir. Tepedeki, yani en az yön veren, bir cemaatin başında bulunan, bilerek laikalara, nazara vermeyin. Onlar şöyle yapıyor, bizi kavgaya sebebiyet veriyor demesin. Benim Allah'a yemin ederim kanıma değil, beynime dokunuyor, kalbime. Sanki şişmiş bir şey var, cağ var ya, demir kalbime sürülüyor gibi hissediyor. Normal onurculardan bahsetmiyor. En tepeyi demiyorum da orta tepeler var böyle. Hani bir grupların böyle. Laikaları nazara vermemeleri, verenlere de hücum etmeleri. Sanki böyle demiri ateşe sokmuş, tamam mı? Kalbimi hissediyor. Yani acayip. Evvel-i şer meselesi sanki oraya değiyor bana. Yani bana çok dokunuyor yani. Risale-i Nur'u nazara vermemesi, Risale-i laikaları okumak bizi kavgaya sebebiyet veriyor demesi. Ben sanki beynime böyle cal sokmuş, orada bir karıştırıyor böyle. Öyle hissediyor. Hasan abi, Üstad Hazreti şey diyor abi. Alem-i İslam'a indirilen darbe önce ruhunda hissedelim diyor yani. Ben, bizim öyle olmamız lazım abi. Risale-i Nur'a indirir. Aynen öyle geliyor bana. O tabi. Öyle gelmiyor da yalandır o. Yani elem hissediyorum. Risale-i Nur'a gelen yanlışlıklar, ben sıkılıyorum. Elem hissediyorum. Risalelerde, mektuplarda, laikalarda defalarca yazıldığı gibi mübarek ustadımıza müracaat edenler ve ziyarete gelen bütün ziyaretçiler hemen umumiyetle daima görüyorlardı ki ustadımız onların nazarlarını Risale-i Nur'a tevcih ediyordu. Acaba bunun sırrı hikmeti ne idi? Mütemadiyen ne için bu noktada tahşidat yapıyordu? Hep niye Risale-i Nur? Hep niye Risale-i Nur? Hep niye Risale-i Nur? Şans yoktur, hakikat vardır. Baki hakikatlar fani şansların üzerine bina edilmez. Ben yokum, Said yoktur, Risale-i Nur vardır. Niçin diyordu? Acaba bunun sırrı hikmeti neydi? Mütemadiyen ne için bu noktada tahşidat yapıyordu? Evet, bu muazzam bir hakikattır. Tarihte olmamış. Asr-ı Saadet tarih, ondan sonra hep şans merciyeti olmuş tarihte. Onun için diyor ki, evet muazzam bir hakikattır. Şahsın devreden çıkıp hakikatin kaynak oluşu Risale-i Nur'la tekrar canlandı Asr-ı Saadet. Asr-ı Saadet hariç, Asr-ı Saadet hariç, tabi'in tabi'inden hariç, artık bütün hakikatler şahsa bina edilmiş. Şahs kaynak olmuş, şahs merci olmuş. Risale-i Nur'da tekrar Asr-ı Saadet canlanıyor. Hakikatlar şahs merciyetinden çıkartılıyor. Hakikat, hakikat gösteriliyor. Onun için diyor ki, bu muazzam, muazzam bir hakikattır. Bu cümleyi anlamasın yoksa bu yüzden yapmasın. Yani şahsın devreden dışı çıkıp hakikati kaynakta göstermek, merci yapmak, ölçü olması bu acayip bir hakikattır. Ve Hazreti Bediüzzaman'a kafil, Hazreti Bediüzzaman'a kafil bir muazzam hakikatin ifadesidir ki dersimizi hakaiki Kur'ani ve envar imani hazinesi olan Risale-i Nur'dan aldığımız gibi birbirimizle manevi münasebet, alaka, uhuvvet ve muhabbet. Birbirimizle manevi münasebet, alaka, uhuvvet ve muhabbet dusturlarımızı da hep o Risale-i Nur'dan ders alacağız. Nasıl yapacağımızı şeklini de o söyleyecek. Evet, bu zamanda bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler hengamında Kur'an şakirtleri cüz'i ve külli, ferdi ve içtimai bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la tahsil edeceklerdir. Bak siyasete, hangi partiye vereceğini bak ne diyor. Evet, bu zamanda bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler hengamında Kur'an şakirtleri, Risale-i Nur'ta Kur'an şakirtleri cüz'i, küçük, büyük, ferdi, içtimai, yani içtimai, cemiyet, siyasi, bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la tahsil edeceklerdir. Çünkü Kur'an'ın bu asra bakan veçisini ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu zamandaki ve zayıf-i diniye tavrını külli bir mana ile şimdi
bu surette Risale-i Nur'la görmüş, anlamış bulunuyoruz. Yani Kur'an'ın ve Resul-i Ekrem Aleyhisselam hakikati nedir o bu asırda olsa peygamber? Kur'an'ın hangi yönünü, hangi tarzını böyle öne çıkartacaktır? Risale-i Nur'da öne çıkan gibidir. Bu hizmet rehberimizdeki yazılar, bahisler, Risale-i Nur'un mektubat, lemalar, şualar, mudafalar ve laika mektuplarından alınan ve hizmet-i nuriye'ye kısmen meslek-i nuriye'ye temas eden kısımlardan ancak bir cüzüdür. Risale-i Nur baştan başa bütün hakaik ve bahisleriyle mektubat ve mudafat hepsi de bu asırda bir cadde-i kübra-i Kur'ani olan bu sırat-ı mustakim ayni-i mücellasını beyan ve ifade ederler. Risale-i Nur müellifi Muazzez Üstadımız uzun yıllar boyunca Hizmet-i Nuriye'nin muhtelif safhalarında talebeleriyle birlikte maruz bırakıldığı çeşitli hallerde zaman ve zemine münasip ve o hallere muvafık ders, ikaz ve irşatlarda bulunmuştur. Risale-i Nur'daki hakaik, nasıl ki doğrudan doğruya feyzi Kur'an'dan mülhem, hakaik imaniyedir, zaman ve zemine göre değişmez ebedi hakikatlardır. Risale-i Nur dusturuna, o zaman öyleydi. Zamana ve zemine göre değişmez ebedi hakikatlardır. Kur'an'ın son icaz-ı manevisidir. Son mucize-i manevisi olan Risale-i Nur ve içindeki mevzular öyle zamana, zemine göre değişen bir şey değildir. Bak, Risale-i Nur'daki hakaik nasıl ki doğrudan doğruya feyzi Kur'an'dan mülhem hakaik imaniyedir. Ama seni bağlamayabilir canım, ondan konuşmuyoruz. Bu Risale-i Nur'a kulak verenlere konuşuyorum ben. Diğerleri kapat, dinleme kardeş. Hatta serse bu serserine bahsediyor diyebilirsin. Kapat canım, hakkımı helal. Sen kapat, ben Risale-i Nur ne diyor diye kulak asanlara diyorum. Diyorum ki, Risale-i Nur'daki hakaik nasıl ki doğrudan doğruya feyzi Kur'an'da mülhem hakaik imaniyedir. Zaman ve zemine göre değişmez ebedi hakikatlardır. Kişiye göre değişmez. Ya bu zaman değişmez. O kutsi hakaikın ders ve taliminde, neşir ve ilanatında da hizmete taalluk eden irşat, ikaz, teşvik. Yani şimdi yaptığımız teşviktir. Aynı zamanda ikaz yapıyorum. İkaz şu, Evveni Şerif falan misal dedim ya, veya Said Özdemir abi vesaire. Nedir o? Burada bulunan insan irşat edecek, ikaz edecek, teşvik edecek, tergip edecek. Tergip? Rağbetlendirecek, şevklendirecek, Risale-i Nur'a sahip çıkın diye. Tazamun eden şu gelecek meseleler de herhalde değişmez dersler ve esasattır ki Nur talebeleri hayatın ve hizmetin muhtelif safa ve muhtelif saha ve safalarında onlardan istifade ederler, müştaklarını giderirler, müşkilatlarını giderirler. Yani bu kişiler Risale-i Nur'un sahası var ya böyle, her sahada askeri de var, polis de var, siyaset de var, kadındır, erkektir. Ha, bunların ihtiyacını bu Risale-i Nur'un irşadı, ikazı, teşviki, tergibiyle nazara vereceğiz. Onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Onlar mutahayyir. Böyle mi yapsam haktır, böyle mi yapsam? Böyle mi desem, böyle mi desem? Bunun yanında mı olsam, bunun karşısında mı olsam? Onlara Risale-i Nur'un değişmez ölçüleriyle, bak bu budur, hey buradayız. Bak burada, hani ormanda der gibi, ona güven vereceksin. Gelecek, Nur talebelerinin hayatın, bak hayatın ve hizmetin muhtelif saha ve safhalarında onlardan istifade ederler, müşkilatlarını giderirler. Sıkıntımı gidereceğim daha, ne yapacağım ben şimdi? Her kafadan ses çıkıyor. Daha geniş istifade için bu hizmet rehberinin menba olan külliyat-ı nuriye ve mektubatı mutala etmelidirler. Bu hizmet rehberi ancak o külli ve muazzam hakikatların bir küçük nümunesidir. Bu rehberdeki bazı kısa bahisler ve cümlelerden derhal o bahis ve cümlelerin alındığı risalelere müracaatla meseleleri geniş ispat ve izahatla elde etmek, derk etmek lazımdır. Hizmet rehberinde esas ümde ve hakaik İhlas risaleleri ile uhuvvet risaleleridir. İhlas risalelerinin 15 günde bir defa okunmasının emredilmesiyle sır ihlas ve uhuvvetin nur talebeleri mabeyninde bizzat
istimalinin azameti ve ehemmiyeti anlaşılmaktadır. Bu hizmet rehberi külliyat-ı nurdan ve mektuplardan İhlas ve Uhuvvet Risalelerindeki dusturları ve esasları teyit ve takviye eden bahislerden müteşekkildir. Cenab-ı Erhamur Rahim'inden bütün Esma-i Hüsna'nın hüsnasını, bütün Esma-i Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ederiz ki bizleri sır ihlasa muvaffak eylesin. Amin. Nur talebeleri. Allah selametten hiçbirimizi ayırmasın. Hizmet-i İmaniye Kur'an'da daim kaim eylesin. Hizmet-i İmaniye'de bizi hizmetle, takva ile, iştinab-ı keba ile, ihlasla, sadakatla devam etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Başka hiçbir şansımız yok. Kabre girdiğimiz zaman eğer bu söylediklerim işinize yaramazsa kabirden bana yut deyin orada. Ulan hakikaten ya biz risalelere sahiplendik ama şey yoktu, yut deyin. Ama göreceksiniz ki layıkalara yapışmak başka şansımız olmadığını göreceksiniz. Çünkü iştirak amali uhrevi ne demek biliyor musun? Sen benim amelime ortak olmak istemez misin? Sen Bediüzzaman Hazretleri'nin ameline ortak olmak istemez misin? Sen Hafız Ali abiye, Hasan Feyzi abiye, Hulusi abinin amelini ortak istemez misin? Ha şimdi diyebilirsin belki. Yok canım o kadar ciddi. İsteriz falan. Haşır meydanında cehennem karşımızda, cennet burada. Boğazımıza kadar da öyle diyor terle boğulmuş. Böyle uryan duruyorsun. Böyle semaya bakıyorsun. O zaman ne demek olduğunu, Hulusi abinin sevabının ne demek olduğunu, Zübeyir abinin sevabının ne demek olduğunu, Tahir abinin sevabının ne demek olduğunu o zaman anlarız. Ama işten geçer. Niye sorumuz var ya? Böyle bir iştirak amali uhreviyede mahrum olmak. Yani cemaatin şahs-ı manesinin istifadeye mani olmak. Niye? Kardeşim istifade et ya. Sen başka bir şey istemiyor ki. Beni dinleme diyor. Ha beni ancak şöyle dinleyeceksin, mecbursun. Bu benim elimde olmak değil. Bak burada böyle yazıyor. Burada böyle yazıyor. Diyorsa dinleyeceksin. Ondan sonra diyorum insan bunu oku, bunu da oku. Bak burada böyle yazıyor. Abi ne yapayım? Bak burada böyle yazıyor. Bak burada da böyle yazıyor. Tamam. Şurada da böyle yazıyor. Ha dinle. Eğer ben bunu arkaya koyup evet arkadaşlar böyle yapmak lazım. Allah aşkına dinleme beni ya. Ne olur beni de mesul etme ya. Çünkü seni mesuliyetinde ben de götürmek istemem. Dinle. Külliyatı kaynak gösterip dinle. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.